Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu aralar Valorant hikayesi açısından güzel ve kısmen de olsa Türkiye'yi içeren şeyler olduğu için hikaye videoları biraz arttı. Bence güzel oldu. Valorant NAPBA'de 4.05 yaması yayınlandıktan sonra bazı ajanlarımızın gerçek isimlerini sizlerle paylaşmıştım. 4.04 sonrası alt ajanımız ile alakalı mesajlar ortaya çıkmıştı. 4.05 sonrası da diğer alt ajanımız ile alakalı çeşitli mesajlar oyuna eklenmiş olacak. Yine aynı güncelleme ile birlikte bu ifşaları yapan şantajcı ajanın sinyallerinin Türkiye içerisinden geldiğini öğrenmiştik. Bu şekilde yüksek ihtimalle sonraki ajanımızın Türk olacağı tahminlerinde bulunmuştuk. Bu güncellemede şantajcının Kirjo'ya yolladığı bir mesaj bulunuyor. Mesaj içerisinde şantajcımız yaptığı atılımların, icatların, çalışmalarının olumsuz sonuçlarını hiç düşünmediğinden dolayı Kirjo'yu suçluyordu. Zaten bu şantajcı ajanın bütün ajanlarımıza karşı agresif bir tavrı olduğunda yolladığı mesajlardan anlayabiliyoruz. Muhtemelen bu şantaj ajan kadromuza katıldığı zaman daha ılımlı bir tutumda sergileyecektir. Zaman içerisinde bütün ajanlarımızla kanka olmaya başlayacaktır. Bu mesaj içerisinde bize özel gelebilecek konu şu ki Kiljoy'un babasının Alman Emil, annesinin ise Türk Zehra olduğunu görüyoruz. Evet Kiljoy'un annesinin adı Zehra'ymış. ile alakalı yollanan mesaj içerisinde Zehra ve Emil senden fazlasıyla gurur duyuyordur tarzında bir kısım var. Özellikle Türk ajan muhabbeti üzerine Zehra isminin geçiyor olması birçok kişide sonraki ajanımız bu Zehra mı olacak sorularına sebep oldu. Fakat ben sonraki ajanın Kirjo'nun annesiyle veya bu Zehra ile pek bir alakası olacağını zannetmiyorum. Zamanında hayran tasarımlarından vesaire yola çıkıp Cypher'ın karısı Nora oyuna ekleniyor tarzında bir muhabbet vardı hatırlayanlar da vardır. Ve orada da benzer şeyler söylemiştim ve o dönem Kayo gelmişti. Zehra'nın hikaye açısından sadece Kilcuy'un annesi Zehra'dan öteye gidecek biri olduğunu düşünmüyorum. Belki Türk ajanımız ile birlikte Kilcuy'un ilerleyen zamanlarda Zehra üzerinden ortak hikayeleri olabilir. Hikaye dediğiniz zaman zaten uzun yıllar içerisinde şekillenen şeyler bunlar. O tarz bir yakınlık görebiliriz belki. Yeni gelişik olan ajanımızın ismiyle alakalı da Twitter'dan isim önerileriniz nedir tarzında bir tweet atmıştım. Oranın altına da fazlasıyla kültürel isim önerileri gelmişti. Fakat ajanlarımızın ismine baktığımız zaman isimlerin birkaç ajan dışında kendi ülkeleriyle alakalı olmadığını söyleyebiliriz. Killjoy Chamber, Cypher, Raze, Phoenix diye bu liste devam edebilir. Muhtemelen Türk ajan geldiğinde de ismi bu şekilde genel bir şey olacaktır. Hani sizin bu tarzda bir isim öneriniz varsa, ismi bu olursa hani güzel olabilir dediğiniz bir isim varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Son zamanlarda Valorant hikayesi genişlemeye başladı. Bu beni memnun ediyor. Yine yakın zamanda da hikayeyle alakalı başka videolarda tabii ki paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Sizin konuyla alakalı düşünceleriniz neler? Bunları yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.